Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Katre Risalesi'nin zeyrinden kalan son dersimizi inşallah tamamlarız diye ümit ediyorum. Hep öyle başlıyorum fakat zaman yetmediğinden yine kalıyordu. Bu akşam biter herhalde. Remis. Arkadaş, her bir insanın bir noktayı istinadı bulunduğuna nazaran, istinat noktalarının tefavütüne, farklılığına göre insanların yapabileceği işler de tefavüt eder, farklılık arz eder. Mesela büyük bir sultana istinadı olan bir nefer, büyük bir sultana dayanan bir nefer, bir şahın yapamadığı bir işi yapar. Çünkü noktayı istinadı şahtan büyüktür. Evet, kudreti ezeliye tarafından memur edilen Bauda, yani sivrisineğin Nemrud'a olan galebesi ve bir çekirdeğin Faligül Habbi ve Neva tarafından, yani çekirdekleri çatlatan Cenab-ı Hak tarafından verilen izin ve kuvvete binaen koca bir ağacın cihazatını, malzemesini tazammül etmesi, yani içine alması, bu hakikati tenbir eden birer hakikattir. Hatırımda yanlış kalmadıysa Arşimet denilen o milattan önce yaşamış bir bilgin demiş ki, üstad da bunu muhakematta naklediyor. Bana öyle bir noktayı isnat verin ki onunla dünyayı yerinden oynatayım demiş adam. Üstad Hazretleri, bu sözde acip bir sır vardır. Bu aciz insan eğer bir noktayı isnat bulursa kendi şahsi gücünden çok büyük işler yapabilir anlamına gelir diyor. Şimdi büyük bir sultan, bir Osmanlı sultanına dayanan bir adam, İranlı bir şahtan daha fazla iş görebilir diye üstad örnek verdi ya, istinad ettiği yerin durumuna göre yapılabilen işin de farklı olduğunu üstad ifade etmiş oldu. Yani sivrisinekten misal vermesi çok ilginç. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ı ateş atan, mücadele yapan Nemrud'un burnuna topal bir sivrisinek girmiş. O kaşındıkça, kımıldadıkça adamın beyni kaşınıyormuş. Bu ketenden bir burmayı kafasına vurdurunca sivrisinek duruyormuş. Kımıldadıkça vur ha diyormuş. Kımıldadıkça vur ha diyormuş o yumuşak keten burmayı. Vur ha, vur ha, vur ha diye vurdu. Adam ölmüş, gebermiş gitmiş. Bir sivrisinek adamın gebermesine sebep olmuş. Meğer Urfa ismi oradan kalmış o şehirde derler. Bir menkıbe gerçi ama bir doğruluk payı da sanki burada var gibi. Vurha, vurha yani olmuş Urfa. İbrahim Aleyhisselam'ı tepeden mancınıkla attıkları iki tane sütun da duruyor orada yani tepede. Urfa'nın karşı tepesinde iki tane mermerden sütun böyle. Oraya bir mancınık ayarlamışlar. İbrahim Aleyhisselam'ı atmışlar oradan ateşin içerisine. Düştüğü yer gül bahçesi olmuş. Allah'ın gücüyle uğraşılır mı ya? Subhanallah. Çünkü Cenab-ı Hak İbrahim suresinde bundan haber veriyor. Ya nar, küni berden ve selamen ala İbrahim dedik diyor. Ateşe emretti Cenab-ı Hak. İbrahim için serin ve selametli ol. Eğer selametli ol dememiş olsa diyor Üstad Hazretleri, ateş yakar, ateş yakmayacaktı ama bu sefer soğukluğuyla ihrak eder gibi yakacaktı. Çünkü ateşin dereceleri var. Eksi 40, 50, 60, 70, 100 derecelerde ateş, yani o soğuk, normal ateş gibi insanı yakar, mahveder. Bir de başka bir şey daha söyledi, Faligül Habbi ve Neva, yani çekirdekleri çatlatan Allah anlamına geliyor
Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden ve ayette de bu tabir aynen geçiyor. İşte diyelim ki bir incir çekirdeği, üstadın çok örnek verdiği bir çekirdektir o. Toplini başı küçüklüğünde Cenab-ı Hakk'a istinadından dolayı dağ gibi bir ağacı omzunda sırtlar kaldırır diyor. Buğday tanesi bir çam çekirdeği, tonlarca ağırlığındaki bir çam ağacını üstünde taşır. Noktayı istinat meselesi öyle. İki tane misal vermiş üstadımız. Bir başka konu, ya bir şey daha da söyleyeyim de ondan sonra geçelim. Şimdi Allah'a dayanmak ne demek? Allah'a dayanmak önemli bir şey. Atalarımız demişler ki, ağaca dayanma kurur, duvara dayanma yıkılır, insana dayanma ölür, Allah'a dayanan yıkılmaz. Harika. O zaman bütün noktayı isnadımız Rabbimiz olmalı. Allah'a dayanan katiyen ömür boyu yıkılmaz. Ona teslim ol, gerisini Allah planlar. Bediüzzaman Hazretleri'nin mesela en yakın örnek olarak İslam tarihinde ne kadar çok suikastlara maruz kaldı değil mi? İdamlarla yargılandı, kurtuldu. 21 defa zehirlendi, yine kurtuldu. Çünkü onun dayanağı doğrudan dolayı Cenab-ı Hak'tı. Hatta Afyon hapishanesindeyken kendisine bir mandayı anında öldürecek bir zehir verdiler. Evet, çok acı çekti, çok kıvrandı. Ama Cenab-ı Hak yani o talebelerin yaptığı dualar ve ya Rabbi onun canı yerine benim canımı al diyen fedakar talebeleri sayesinde Rabbimiz onu kurtardı. Ve 23 Mart 1960'ta bu kadar suikastlara rağmen rahat döşeğinde ruhunu Rahman'a teslim etti. Urfa İpek Palas Oteli'nin 27 no'lu odasında. Ya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle ya, ona benzer bir hayat Cenab-ı Hak Bediüzzaman nasip etmiş. Ve bir ayet var. Vallahu ya'simuke minen nas. Üstad bunu Mucizat-ı Amiri Risalesi'nde iktibas etmiş, haber veriyor. Ve o ayet geldikten sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nöbet tutmaya gerek yok demiş. Beni Rabbim koruyor. Hakikaten öyle. Yani 23 senelik peygamberlik döneminde özellikle Yahudiler, Arap müşrikler ne kadar çok suikast yaptılar kendilerine. Değil mi? Mağaraya kadar geldiler öldürmek için. Cenab-ı Hak iki güvercinden bir örümceğe mağlup etti onları. Çekti gittiler. Şuna bak. Allah'ın koruması altında olan bir kula hiç kimse bir şey yapamaz. Ama yeter ki ona hakkıyla kul olmasını bil. Önemli olan o. Evet. Bir başka konu remis. Arkadaş, Katri namındaki eserimde Kur'an'dan ilhamen takip ettiğim yol ile ehl-i nazar ve felsefenin takip ettikleri yol arasındaki fark şudur. Yani mütekellimin denilen İslam alimleri var, kelam alimleri yani. Onlar da Kur'an'dan istifade etmelerine rağmen, filozoflar da tabii ayrıca var. Onlardan çok farklı Cenab-ı Hak bana Kur'an'ı bir yol ihsan ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Peki bu yollarla Bediüzzaman'ın arasındaki Kur'an'ı yol farkı nedir? Onu anlatıyor. Kur'an'dan tavrı kalbe ilham edilen Asay Musa gibi Musa Aleyhisselam'ın o mucize özelliği taşıyan asası gibi manevi bir asa ihsan edilmiştir Bediüzzaman'a. Bu asa ile asa baston demek biliyorsunuz, baston. Bastonu biliyorsunuz. Bu asa ile kitabı kainatın herhangi bir zerresine vurulursa derhal ma-i hayat çıkar. Çünkü müessir ancak eserde görünebilir. Yani Üstad Hazretleri bunu mektubatta biraz daha açıklayarak şöyle söylüyor. Mesela bir su getirmek için iki tane yol var. Birincisi uzak mesafelerden dağlar altından kanallar açarak, borular düşeyerek
köye su getirmek. İkincisi ise artezyen kuyusu vurmak suretiyle yerin böyle 70-80, 100-150 metre derinliğinden su çıkarmak. Nereye vursan oradan su çıkarsın. Yer altında sular var çünkü yani. Birinci yol çok zahmetli, meşakkatli. O borular tıkanır, bozulur, çatlar, her şey olabilir. Halbuki her vurduğu her yerden su bulmak sanatına sahip olanlar gayet kolaylıkla suyu bulurlar. Yani o asa, Musa Aleyhisselam'ın bastonu gibi diyorum. Allah bana da böyle bir manevi baston nasip etti. Yani bir zerreye de baksam, bir çiçeğe de baksam, güneşe de baksam, nereye bakarsam baksam tevhid hakikatini fışkırtıyorum oradan. Daha kolay kestirme, kısa emin bir yol Cenab-ı Hak nasip etti bana diyor. Manevi asansör hükmünde olan murakabeler ile mai hayatı bulmak pek müşküldür. Yani bu bilhassa manevi murakabe, bu ehli tarikin daha çok sofi meşrep zatların yaptığı, o da ayrı bir metot zaten. Yani kafasını eğiyor, kalbine yöneliyor. O manevi murakabeyle artık ne bulabilirse onu etrafıyla paylaşıyor. Bu zor bir şey yani. İnsanoğlunun bazı hakikatlere ulaşması için bütün duyguları her zaman müsait değil ki. Zor bir meslek yani. Tasavvuf yolu da tıkanır, çatlar, bozulur özelliklere sahip. Vesaite lüzum gösteren ehli nazar ise, ehli nazar, etrafı alemi avşa kadar gezmeleri lazımdır. Ve o uzun mesafede hücum eden vesveselere, vehimlere, şeytanları mağlup olup caddeden çıkmamak için pek çok bürhanlar, alametler, nişanlar lazımdır ki yolu şaşırtmasınlar. Şimdi mesela imkan ve hudus hakikati eski kelam alimlerinin çok kullandığı yollardan bir tanesi. Diyorlar ki mesela en çok verdikleri bir misal, tavuk mu yumurtadan yoksa yumurta mı tavuktan oluyor? Allah'ın varlığını ispat etmek için böyle bir metot kullanmışlar. Şimdi tavuk yumurtadan oluyor desen, ama yumurta nereden? O da tavuktan. Peki en başta ilk tavuğu yaratan kim diye Cenab-ı Hakk'ın varlığını ta alemin ilk yaratılışındaki zamana götürüyorlar. İspat etmek için bak. Tavuk yumurta, yumurta tavuk, tamam. Ama ilk başta ilk horoz ve tavuğu yaratan birisi olmalı ki ondan yumurta, tavuk yumurta, tavuk bu zamana kadar gelsin. Çok uzun bir yol yani. Meşakkatli, çileli bir yol. Tıkanırsın, izanı yapamazsın, boğulursun. Ve birçoğu zaten tabiat perestlik meselesinden de çok etkilenmişler yani. Mesela Vahdetül Vücut meşrebine sahip olanların ne büyük vartalara, tehlikelere düştüğünü üstadımız birkaç derste, kitabında ayrı ayrı izahatlarda bulunmuş. Kur'an ise öyle uzun. Şimdi hakikaten şimdi bakın, dünyanın ilk yapısına baktığımız zaman hem dinimizin hem yeni fenlerin izahına göre güneşten dünyamızı diğer gezegenlerle beraber koparıp ayırdığı zaman şu bildiğimiz yörüngeye yerleştirdiğinde şu andaki güneşin durumu gibi bir alev topuydu. İçi şu anda mağma tabakası ya, dışı da mağma tabakasıydı. Eriyik halde olan bir alev top. Ne insan var, ne hayvan var, ne bitki var, ne dağ var, ne deniz var, ne dere var. Hiçbir şey yok ki. Ateş topu yani. Sonra Cenab-ı Hak zamanlar içerisinde ona kabuk bağlatarak dağları, denizleri, tepeleri, ovaları, nehirleri filan, bitkiler, sonra hayvanlar, en sonunda da insanlar, hepsine muhtaç olan insanları en son yaratıyor. Nerede yaratıyor peki? İlk Adem'i, Havva validemiz cennette, dünyada değil ki. Cennette yaratıp dünyaya indiriyor onları. Yani cennetten malum günahından bahane yaparak görevli olarak yeryüzüne indiriyor. Uzun mesele onlar, oraya girmeyelim. Yani insanların bir evvel babası, bir evvel anası olduğu gibi Allah'ın yarattığı bütün erkekli dişili mahlukatın da bir evvel anası, evvel babası var canım. Öyleyse onları
kim yarattı ilk baştakini diye tarihe gitmeye gerek yok ki. Her yaratılmış varlıktaki muhteşem sanat, zinet, güzellik onları yapan bir sanatkar Zülcelal'i zaten işaret ediyor, ispat ediyor. İşte Kur'an ise bize Asa-i Musa gibi bir hakikat vermiştir ki nerede olsam, hatta taş üzerinde de bulunsam asayı vuruyorum. Mai hayat, yani tevhid fışkırıyor. Alemin haricine giderek uzun seferlere ve su borularının kırılmaması ve parçalanmaması için muhafazaya muhtaç olmuyorum. Evet. Ve fî külli şeyin lehu ayetün tedüllü ala ennehu vahid beytiyle bu hakikat hakikatiyle tebarüz eder. Süt Hazretleri bu beyti bir Arap şairinin şiirinden olmuş beyittir bu. Birçok risalelerinde iktibas etmiş, tam kendisinin mesleğini ifade ediyor. Kimmiş o Arap şairi? İbn-i Mu'tez isimli Arap şairine ait bir mısra olan bu ifadelerin Türkçe karşılığı şu: her şeyde, ama Allah'ın yarattığı her şeyde onun, Allah'ın birliğine delil olan bir ayet vardır, alamet anlamında ayet vardır demiş o muhterem zat. Yani Risale-i Nur baştan aşağıya kadar tevhid esası üzerine giderken bu şiirin beytindeki hakikate mazhar olduğunu okuyanlar biliyor. Ayet-i Kübra'ya bakıyorsunuz öyle, 22. söze bakıyorsunuz öyle, 30. söze bakıyorsunuz pencereler sayesinde öyle. Nereye bakarsan bak her yerde Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birlik delillerini her şeyden, her yerden, her mevcuttan bediüzzaman ispatını yapmış ve dine imana saldıran dinsizleri de bu yapmış olduğu ikna edici ispatlarıyla hayvanlardan daha aşağı düşürmüş. Mesela Tabiat Risalesi'ne baktığımız zaman, değil mi? Orada eczane misalini veriyor. Yani o eczanedeki ilaçların hassas ölçülerle alınmış, bir araya getirilmiş, yapılmış o hapların, şurupların, şunların, bunların eczanenin her nasılsa açık kalan penceresinden içeri giren rüzgar ilaç yapmaya müsait madde dolu şişeleri devirmiş. O şişelerden miktarı kadar akmış. Kendi kendine bu ilaçlar olmuştur diyen adam için üstad diyor ki affedersiniz, eşek diyor, muzaaf eşek olsa, kat kat katmerli eşek olsa bu fikri kabul etmem diye kaçacaktır diyor ya. Eşekten beter etmiş Avrupa dinsizlerini ve onun buradaki çanak yalıcılarını. Ya elhamdülillah. Şimdi başka bir konu yine. Remiz. Arkadaş, nefsin vücudunda bir körlük vardır. Kör noktası nefsin. O körlük vücudunda zerre miskal kaldıkça hakikat güneşinin görünmesine mani bir hicap olur. Perde olur, örtü olur yani. Evet, müşahedemle, bizzat görmemle sabittir ki kat'i, yakini bürhanlar, deliller ile dolu olan büyük bir kalede, küçük bir taşta bir zafiyet görünürse o kör olası nefis o kaleyi tamamen inkar eder, altın üstüne çevirir. Ya kocaman kale, bir taşta bir zayıflık var. Bu sefer kaleyi inkar edecek noktaya gidiyor bir taş yüzünden. Olur mu öyle şey? İşte nefsin cehaleti, hamakati, ahmaklığı bu gibi insafsızca tarifattan anlaşılır. Şimdi mesela ikinci el araba almaya gidiyorsun. Otopazarına gittin, arabayı alacaksın ya. Arabaya bakıyorsun, harika ya. Çok fazla bir şey de görmemiş belli yani. Arabayı alacak, ne istiyorsun diye soruyorsun adama. Diyor ki 55 isterim ben diyor, 55 bin lira. Var mı öyle bir araba şu anda bilmiyorum ama belki modeline göre vardır. Hemen arka tarafta tamponda bir yer buluyor. Ya da çamurlukta azıcık bir çürüme görüyor.
Ya bu araba neyliymiş, ancak 40 bin lira yapar diyor. Bir tek orada bir gördüğü çürük yüzden nefsin kör noktasını görüyor musun? Adam 55 diyor, bu diyor 40. Arada var 15 bin lira. Ya kardeşim hadi 53 olsun diyor. Yok diyor, 40'tan yukarı vermem. Niye? Orada bir kuş gözü kadar çürük gördü ya onun için. Ah bu nefis var ya. Halbuki öyle olmaması lazım. Mesela asr-ı saadette sahabe-i kiram bir bedevi zattan bir at alacak. Adam atını satmaya getirmiş Medine pazarına. Ne kadar diyor atın fiyatı? Ha, misal için söylüyorum ben. 3 dirhem. 3 dinar ya da. Diyor ki kardeşim senin atın 3 dinara etmez. Senin atının değeri 5 dinar. Al şu 5 dinarı. Ver atı diyor. Şuna bak ya. Sahabiler böyle değerini veriyor. Biz ise öyle miyiz? Ben de dahil olmak üzere ne koparabilirsek satıcıdan, şurasında çürük var, burasında çizik var, şurasında acık bir darbe almış falan diyerekten insan nefsinde böyle bir körlük var. İşte koskoca bir kale var, her tarafı taş, böyle taştan çevreli, bir taşlı zafiyet var diye Allah'ın varlık ve birliğini ispatlayan kale gibi delilerin bir tanesi zayıf diye kaleyi inkar etmeye çalışan adam gibi bir durumu düşünür diyor üstadım. Bu nefisle alakalı kör noktalardan vermiş olduğu bir örnek. Benim de hatırıma Medine çarşısındaki alışveriş geldi. Ne yapayım? Ben ona örnek vermiş oldum. Remis yine başka bir konu. Senin vücudunun sahasında yapılan fiiller ve işlerden senin yedi ihtiyarında bulunan, yani iraden elinde bulunan ancak 1/1000 nispetindedir. Baki kalan malikül mülke aittir. Yani daha önce de üstad önemine binen bu meselelere temas ettiği noktalar vardı. Hatırıma geldi onlar. Şimdi mesela insan yaratılmış mahlukat içerisinde irade sahibi olan en müessir sebep insandır değil mi? Diğerlerinin aklı yok, şuuru yok, iradesi yok, bir şeyi yok. Ama insanda bunların hepsi var. Ama bu kadar özelliklere sahip olan insanın kendi vücudunda yapılan fiillerden 1/1'i ancak insanın elinde. Nedir o? Sofraya oturuyorsun, kaşığı ağzına götürüp yutuyorsun. İşte o kadar. Ona da Allah izin verirse, eğer yiyecek lokman, içecek suyun bitmişse, elin havada kalır, ruhun teslim edersin ya. Allah Allah. Bittiyse yapacak bir şey yok. Tamam yuttun diyelim, Allah izin verdi yuttun. Sonra yemekten sonra ne oluyor arkadaş senin vücudunda? Hiç haberimiz yok. Biz gerisine karışmayız. Zaten karışsaydık hepten kendimizi de karıştırırdık. İnsan elinin karıştığı her yer karışıyor. Acayip bir şey ya. Ya bir piknik alanına bakıyorsun. Hayvanlar otluyor, motluyor filan, bir bakıyorsun tertemiz hayvanların bıraktığı yer. İnsanlar gidiyor pikniğe. Geride bıraktıkları çöpe bakar mısınız ya? Hayvanlar kadar insanlar olamıyor bu akıllı şuurlu insanlar. Girdiği yeri kirletiyor, pisletiyor. Acayip bir şey. Öyle mi değil mi Allah aşkına? Söyleyin bana. Hakikaten gösteriyorlar bazen işte hayvanların bıraktığı alan, işte insanların bıraktığı piknik alanı diye. İşte aradaki farkı görün diyorlar bazen haberlerde. Ya Allah'tan ki Cenab-ı Hak bu vücuda bizi karıştırmıyor. 1/1 lokmayı ağzına koyuncaya kadar gerisi Cenab-ı Hakk'a ait. Neler oluyor neler insan vücudunda, hiçbirisinden haberimiz yok. Detaylı şeyler söylemek isterim de vakit daralı veriyor. Daha bir iki yer daha var, onları da okuyacağız. Yani insan vücudunda mesela bir karaciğerin, karaciğer el kadar bir et parçası. 400 tane kimya fabrikasının yapacağı işleri Allah el kadar bir karaciğere yaptırıyormuş, biliyor musunuz? İlim adamlarının tespitine göre 400 kimya fabrikasının işleri yapılıyor. Ya
Evet, doktorlar olsa daha detaylı bilgi verirler. Ben doktor olmadığım için bu kadarını söylemiş olayım. Sonra o böbreklerin yaptığı işler, pankreasın yaptığı işler, aman Allah'ım ince bağırsaklar, kalı bağırsaklar. Vücut muhteşem bir fabrika gibi çalışıyor. Biz kendi işimize bakıyoruz. Çift sürüyoruz, memuriyet yapıyoruz. Burada ders yapıyoruz beraber. Haberimiz yok vücut neler oluyor, neler bitiyor. Hepsi Cenab-ı Hakk'a ait. %1'i bize aitmiş demek ki. Binaenaleyh kendi kuvvetine göre yük al. Yoksa altında ezilirsin. Kıl kadar bir şuur ile büyük taşları kaldırmak teşebbüsünde bulunma. Malikinin izni olmaksızın onun mülküne el uzatma. Binaenaleyh gafletle kendi hesabına bir iş yaptığın zaman haddini tecavüz etme. Eğer malikin hesabına olursa istediğin şeyi al ve yap. Fakat izin ve meşiyet de emriyen Allah'ın izni, iradesi, dilemesi ve emri dairesinde olmak şartıyla. İzin ve meşiyetini de iradesinde, şeriatından öğrenirsin. Ne demek bu? Allah'ın helalları belli Kur'an-ı Kerim'de. Emretmiş. Helallar bunlar. Haramları da şunlar. İşte bunlara göre hareket et. Bu dünya hayatını, manevi bir cennetin lezzetini tat. Göç git bu dünyadan ahiret diyarına. İyi ama haram helal demeden sen her şeyi karıştırırsan dünyanı batırdığın gibi ahiretini de berbat edersin. Allah korusun. Evet. Yani bu fıkhi meseleleri Üstad Hazretleri çok fazla buralara girmiyor yani. Çok nadirdir böyle bir mesela diş kaplama meselesiyle alakalı bar laikasında bir şey var. Ummi Belva diye bahsettiği bir fetvası var. Yoksa gerisini Ömer Nasuhi Bilmen Hoca'nın Büyük İslam İlmihali var. Detaylarını oradan öğrenin. O fıkıh asgarmış. Fıkıh. Bediüzzaman'ın meşgul olduğu ilim dalı ise fıkıh ekber. Fıkıh ekber en büyük fıkıh. Yani akaid ilmiyle meşgul üstadımız. Akaid ilmi bütün ilimlerin esası, temeli, şahı, padişahıdır. Yani iman ilminden istifade eden insanlar daha sonra Ömer Nasuhi Bilmen Hoca'nın kitabına ihtiyaç hissediyor. Daha evvel namaz yok, abdest yok, oruç yok, her türlü melanet var. Büyük İslam ilmi ne yapsın bu adam ki? İşi yok ki ondan. Zaten diyormuş Ömer Nasuhi Bilmen Hoca, Bediüzzaman'ın kitapları toplumda yayıldıktan sonra bizim kitaplarımız da satılmaya başladı diye o da öyle itiraf ediyormuş. Doğru söylüyor yani. İhtiyacını hisseden diğer fıkıh kitabına bakmaya ihtiyaç hissediyor yani. Evet. Bu da böyle. Son olarak 2 dakikalık bir zaman var. Kısa bir bahis onu da okuyalım. Remiz. Ey şan ve şerefi nam ve şöhreti isteyen adam, gel o dersi benden al. Allah Allah, üstada bak ya. Üstadın da hayatı şöhret-i kazibeyle geçmiş ya. O şöhret-i kazibenin kırılmasına yardım edene rahmet diyor. Yani hiç razı olmadığım halde yalancı bir şöhret üstüme konmuş diyor. Atamıyorum onu. Kırmak mı istiyorsun? Teşekkür ederim, çok memnun olurum diyor. O şöhretin ne büyük bela olduğunu ben fiilen yaşamış bir insanım. Üstad söylüyor bunu. Şöhret aynı riyadır. Allah Allah. Şöhret, meşru olmak arzusu riyakarlığın ta kendisidir. Ve kalbi öldüren zehirli bir baldır. Ve insanı insanlara abd ve köle yapar. Allah Allah. Meşhursun ya. Hep o şöhret gözüyle sana baksınlar, görsünler diye olduğundan farklı tavırların içerisine girmek zorunda kalıyorsun. Neysen öyle olmuyorsun. Göründüğün gibi olmak, olduğun gibi görülmek var ya Mevlana Hazretleri'nin beyan ettiği şey. Olduğundan farklı görünmeye çalışıyorsun. Bir ayağın yerden kesik havaların içerisindesin. Meşhursun ya. Alem sana hürmet etsin. Girdiğin zaman herkes ayağa kalksın, sana yer versinler. Allah Allah. Yani insanı insanlara abd ve köle yapar demek.
insanlar onu meşhur biliyor diye hep aynı havada görüntü vermek ihtiyacı. Köle oluyorsun insanlara ya. Şöhretinin kölesi aynı zamanda. E ne yapalım o zaman ya? Şunu yapalım. O bela ve musibete düşersen inna lillah ve inna ileyhi raciun de, o beladan kurtul. Yani Bakara Suresinin 158. ayeti bu. Biz Allah'ın kullarıyız. Sonunda yine ona döneceğiz. Ya kardeşim, meşhur olsan ne olacak? Olmasan ne olacak? Nice meşhurlar var. Esamesi okunmuyor. Yani kemiklerinin külü bile kalmadı yerin altında. Öyleyse insanların nazarında şöhret sahibi olmaktansa Allah'ın huzurunda makbul bir kul olmaya bakalım. En güzel formül bu. İnsanlar beni bilsin, beğensin, alkışlasın, şu nesin, bu nesin yerine acaba benim yaptığım bu işimden Rabbim razı olur mu? Rabbimi razı etmekten başka benim bir hedefim yok diyelim, yolumuza devam edelim. Başkalarının alkışlaması da, eleştirmesi de bizi hiç enteres etmesin. Amelinize rıza ilahi olmalı. Bitti. Allah böyle bir hayat yaşamayı cümlemize nasip ve müyesser kılsın inşallah. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim.